Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığından Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından kıymetli hocam Sayın Sabri Akbalat Beyefendi ile birlikte sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Telefon numaralarımızı bir hatırlatalım istiyorum. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Cep telefonlarınız vasıtasıyla WhatsApp üzerinden sorularını bizimle paylaşmak isterseniz 0552 341 2040 nolu telefon numarası üzerinden sorularınızı WhatsApp mesaj yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Bizleri Dost Efem üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimize de selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Programımıza başlıyoruz inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah. Şükür olsun. Elhamdülillah. Efendim bugün ilk sorumuz şöyle. Yanımızda dine ya da haşa mukaddesada küfür edenler oluyor. Bu konu ile karşılaştığımız vakit tavrımız ne olmalı, ne yapmalıyız diye sizlerden cevap beklerler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Maalesef cahiliye döneminde olduğu gibi günümüzde de mukaddes değerlere küfreden, hakaret eden insanlar mevcut. Bu durumda Müslümanlar nasıl bir tavır almalı? Bu konuda bazı ayet-i kerimeler var. Mesela Nisa suresi 140. ayeti i de bu durumda ne yapılması gerektiğini Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Şimdi o ayeti i kerimeyi okuyalım. Ee, Bismillah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah kitapta şöyle indirmiş. Nedir o? En اِذَا سَمِعْتُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ biha بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا yani baktınız ki siz Allah'ın ayetlerine hakaret ediliyor, inkar ediliyor ve alay ediliyor. Bu durumda ne yapınız? Felatak تَقْعُدُوا مَعَهُمْ O kişilerle birlikte oturmayınız. Hatta يَحُوضُ fi hadiyetin غَيْرِ Yani o konu kapatılıp başka bir konuya geçilmedikçe Müslümanlar olarak sizin orada oturmanız uygun değil oturmayacaksınız buyuruyor. Peki biz oturur da o hakaretleri dinleyecek olursak, Allah'a küfrediliyor, dini mukaddes hakanet hakaret ediliyor. Ne olur neticede? Cenab-ı Hak innekum izem mithluhum buyuruyor. Yani orada oturduğunuz takdirde onlar gibi olursunuz. Bu ne demek? Şimdi mesela i̇bn Kesir orada oturur ve söylenenleri ikrar eder, onaylarsanız diye yorumlamış. Ancak bir Müslümanın yapması gereken şey, e, dine hakaret ediliyor, küfrediliyor, alay ediliyorsa, e, tabii e, bir Müslümanın yapması gereken şeyler var. Eğer ilmi açıdan cevap verecek durumdaysa mutlaka onu cevaplandırmalı. Yani ilmen ve fiziken gücü olan kişiler bu tür şeyleri yapabilir. Ancak sizin orada bu kişilere cevap vermeniz sıkıntı oluşturacaksa yapacağınız şey kalben boz etmek ve en e, münasip müsait bir zamanda orayı terk etmek olmalıdır. Cenab-ı Hak bize bu konuda falâ takodu buyuruyor. Yani onlarla birlikte. Oturmayınız, oturup onları ikrar edecek olursanız ki tefsir böyle yorumlamış, o zaman onlardan farkınız olmaz buyuruluyor. Evet. O halde bugünkü tavrımız dine, imana, İslam'a, mukaddes değerlere hakaret edilen noktalarda mutlaka tavır koymak, ya cevap vermek yahut da orayı terk etmek şeklinde olmalı ki Cenab-ı Hak bizden razı olsun. Peki hocam bu hususlara dikkat edelim inşallah. Efendim oruçla alakalı bir soru var. Oruç tutmak isteyenler şimdilerde imsak 06.20'de oluyor demiş. Tabi hangi şehirden yazdıklarını buraya not etmemişler. E, bu saate göre mi sahur yapmalı yoksa daha erken kalkıp e, sahur yapmak tereddütte kaldık bu ikilem arasında. E, hangisine uyalım? Hocamızdan Allah razı olsun şimdiden teşekkürler demiş demişler. Ee, şimdi yazın Oruç tutuyoruz, çok uzun oluyor değil mi? 17-18 saatlik bir zaman. Evet. E, kış vaktinde bu tersine dönüyor. Yani Cenab-ı Hak e, ne yapıyor? E, Gece ile gündüzü e, zaman olarak değiştiriyor, yezid diyor zaten, artırmak. E, şimdi kış vaktinde, kış mevsiminde hı hı. geceler uzun olur. Yazın da bunun tersi olur. E, yazın oruç tuttuğumuzda bazı kişiler bizi ne olarak eleştiriyorlardı? Efendim vatandaşı çok uzun süre oruç tutturuyorsunuz. Zira efendim bir iki saat daha yemeli gibi bazı böyle e, hakla hakikatle uyumlu olmayan kelam ediyorlar idi. Biz bunlara itibar etmiyoruz. Oruç hangi zaman dilimleri arasında tutulmalı? Tarifi nedir? İmsakla akşam arasında yeme içme ve orucu bozan şeylerden uzak kalma şeklinde tecelli ediyor. Bu bugünlerde Ankara'da 6.20'de başlıyor imsak. Evet. 6.20 öncesi 6.19'da yeme içme fiili bitecek ve akşam ezanıyla birlikte oruç sonlandırılmış olacak. Peki Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyesi nedir? İmsak vaktine yakın yemek yenilmesi tavsiye edilmiş. Yani 6.20'de eğer imsak oluyorsa Müslümanlar 6.19, 6.15 neyse o civarlarda 6'da başlamak suretiyle daha önce de olabilir. İmsak vaktine biraz daha yakın zamanlarda yemek yemek suretiyle oruca hazırlığını yaparlar. Evet. Dolayısıyla bugünlerde imsak 6.20'de oluyor biz beşte mi bırakalım gibi herhalde akla gelen şeyler var. Hayır, imsaktan önce yeme içmeyi bitireceksiniz, niyetinizi yapacak ve akşam ezanıyla birlikte orucunuzu sonlandıracaksınız. Uygulama bu şekilde cereyan edecek. Peki hocam anlaşılmıştır inşallah. Teşekkür ederiz. Efendim Almanya'da oturuyorum demiş izleyicimiz. Ev hanımıyım. Kendimi bir yerde çalışıyormuş gibi gösterip aylık prim yatırıp belli bir süre sonra şu an işsizim şu kadar maaş alıyordum diyerek iş bulma kurumuna başvurup işsizlik maaşı alsam kul hakkına girmiş olur muyum? Tabi bu dünyanın her tarafı için geçerli bir soru değil mi hocam? Türkiye'de de olsa evet. aynı cevap mı vereceğiz acaba? Şimdi Müslüman her yerde doğru insandır, dürüst insandır. Yani mesela faiz Almanya'da caiz mi diye bazen sorarlar. Evet hocam. Faizin hükmü nedir? Haramdır. Peki haram olan bir şey Türkiye'de nasıl haramsa? Efendim Almanya'da, işte Amerika'da vesairede öyledir. Yalan söylemek Ankara'da nasıl haramsa? Hı hı. E, Almanya'da da öyledir, Paris'te de öyledir. E, uzaya gidecek olsanız da yalan söyleyemezsiniz. Yani e, Müslümana yakıştırılmayan bir sıfat var. O da nedir? Yalan söylemek. Hani Resulullah Aleyhisselam'a soruluyor, Ya Resulullah, Müslüman şu şu hataları işleyebilir mi? Evet diyor. Yalan söyler mi? Haşa olmaz. Çünkü Müslüman'a yakışan bir hal değil. O halde bütün işlerimiz doğru olmalı. Hak olmalı, hakikat olmalı. Çalışmadığınız halde kendinizi çalışıyor göstermek, çalışıyor olduğunuz halde çalışmıyor göstermek nedir? Yalandır. Peki bir Müslüman yalan söyleyebilir mi? Hayır. O halde böyle bir düşünceden, böyle bir uygulamadan hemen vazgeçmesi gerekiyor Müslümanın. Müslüman her halükarda doğru olacak. Beyanları doğru olacak, sözü doğru olacak, yaptığı işler doğru olacak. Nerede olursanız olun, doğruluk konusunda taviz vermeniz mümkün değil. Dolayısıyla? Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın şu hitabı Vallahu ya'lemu innel munafikin le bulun diyor. Cenab-ı Hak biliyor ki kimler yalan söyler? Münafıklar ancak yalan söyler diyor. o halde kendinizi olmadığınız bir şekliyle göstererek kazanç elde etmeniz haramdır. Bu yaptığınız iş Müslümanlığınıza, dininize, imanınıza zaten yakışmaz. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Bir WhatsApp sorusu almak istiyorum. Alışveriş merkezlerinde 100 TL ve üzeri alışverişe araba çekilişi oluyor. Bu çekilişlere katılmak doğru mu? Eğer hediye çıkarsa e, almamızda bir mahsur var mı demişler. Şimdi zaman zaman AVM'lere falan gidiliyor. Orada alışveriş teşvik amacıyla bonus dediğimiz şeyler oluyor yahut da elinize bir kupon veriyorlar. Çekiliş yapılıyor. Belirli bir zaman sonra, işte şunlara araba, şunlara falanca, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bazı şeyler çıkıyor. Evet. Hocam. E, bu şey, zaten siz buzdolabı alacaktınız, gittiniz aldınız, bir kağıt verdiler. Ondan da araba çıktı, Ala, alabilir misiniz? Evet. E, zaten e, elbise alacaktınız, belirli bir meblağ üzerinde bir alışveriş yaptınız size bir makbuz verdiler, fiş verdiler. Daha sonra çekiliş yapıldı size. Buzdolabı çıktı diyelim. Ee, bu çıkan şeyleri almanızda dinen bir sakınca yok. Zira e, bu e, diyelim piyango değil. Zaten siz alışveriş yapıyorsunuz. Karşı taraf bunu niye yapıyor? Yani onun için satışı artırmak için yapıyor. Şöyle mi hocam? E, yani o çekilişe katılmak için ekstra bir bedel ödememek mi gerekiyor? Evet, böyle bir şey ödemiyorsunuz zaten. O çekiliş için ilave para ödüyorsanız o nedir? E, piyangodur. Yani onu almanız caiz olmaz. Ama e, zaten elbiseyi alacaktınız. Hı hı. Zaten çamaşır makinesini alacaksınız. E, ne yapıyorsunuz? E, bunları satın alıyorsunuz. O dükkan sahibi de size bir fiş, makbuz neyse bir şeyler veriyor. Belirli bir zaman sonra size çıkarsa o ne takdir ediliyorsa onu almanızda bir sakınca yok. Zira o çıkan şeyi almak için ilave bir para ödemediniz. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm muhterem hocam. Benim sorum şöyle demiş izleyicimiz. Üzerimdeki montta bir hayvan figürü var. Bu da bir markanın figürü. E, bu şekilde namaz kılabilir miyim? Yani üzerinde o mont varken namaz kılsam namazım geçerli olur mu demişler. Ya genelde bir figür yani bir markayı temsil eden figür çok büyük olmuyor. Karşıdan baktığımda o figürün ne olduğunu tam anlayamıyorsam hı hı. yani öyle bir figürse bunda bir sakınca olmaz. Ama düşünün ki bir elbise var, arkada kocaman bir hayvancağız yapılmış. Evet. Önde büyükçe bir hayvan resmi var bu şekliyle bu elbise ile namaz kılmanız mekruh olur. Yoksa yani e, falanca markayı temsil eden küçük ufacık bazı e, işte bilmem ne hayvanı, işte karacadır, kedidir, falancadır, filancadır diyelim neyse onu bir yere ne yapıyorlar? Şekil olarak yerleştiriyorlar. Bu karşıdan çok fazla görülen bir şey değil. Bunlarda bir sakınca olmaz ama kocaman, herkesin göreceği, herkesin fark edebileceği bir hayvan resmi ise o zaman bu elbiseyle namaz kılmanız caizdir ama mekruh olur. Yani dikkat edilmesi gereken bir evet. husus. Peki sevgili dostlar küçük bir reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından merak edilen sorularınızla programımız devam edecek inşallah.